canlarım benim, merhaba hepinizi. Oh, kokulu kokulu öpüyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de çok çok iyiyiz. Evet, kahvemizi aldık. Sizler de kahvelerinizi alın. Hep beraber sohbet edelim. Yalnız havalar burada felaket. Bildiğiniz gibi değil. Yanıyor ortalık. Gerçi genelde Türkiye'nin her yerinde öyle, bazı arkadaşlardan duyuyorum da her taraf yanıyor, her taraf. İnşallah az kaldı kız, o serin serin böyle sonbahar gelecek. Çok az kaldı. Evet. Evet, bugün neler yapacağız? Bugün bir açık kahve sohbeti yapalım. Dünkü attığım videoda bildiğiniz gibi birazcık hüzün, birazcık işte sıkıntı derken gelip geçiyor ya, ama normal rutin hayatımızda arada sırada olan şeyler bunlar. Dedim bugün de bakalım ne yapalım, bugün de bir kahve sohbeti şeyi kaynatacağım ben. Kiraz çayını yapacağım, kiraz sapı çayını yapacağım. Biliyorum sizler de bekliyorsunuz. Gel anne. Ne oldu kız? Bir şey diyecektim. Tamam söyle. İki köfte yiyecek mi? Herhalde. Kaç tane yersin? Üç tane. Çıkarıyor mu, pişiriyor mu? Çıkaracağım, mikrodalgada biraz çözerim. Şimdi pişireceğim. Tamam hadi bakalım, üç tane çıkar bana da. Tabii içli köftelerimiz var ya, içli köfte yiyeceğim mi diyor Feyza. Tabii ki yiyeceğim. Yemem mi? Ne diyordum ya? Ha evet, bazen hüzünlü, bazen neşeli geçiyor. Biraz eskilere daldık gittik. Ara ara bilmiyorum, öyle eski anılardan neşeli olanlar var, hüzünlü olanlar var. Dilerseniz tabii ki bu şekilde sohbetlerde anlatmaya, yahut da ne bileyim yemek videosunda anlatmaya, yahut da sade kahve sohbetinde hep beraber eğer dinlemeyi arzu ederseniz anlatmaya devam edeceğiz. Kahvemizden bir alalım. Ama nasıldı kız o resimler? Abooo! Berbat değil mi? Karamars gibi. Dünkünde dediğim gibi de. Tabii hep işte hayırlara vesile olsun gördüğümüz rüyalar. Bak onu diyordum, şeyi yapacağım. Kiraz çayım bitti. Ben kaynatmıştım geçenlerde. Onu çekmedim ölçüsünü. Yalnız ben onun bir haftadır içiyorum. Faydasını gördün mü derseniz, evet gördüm. Hani vücuttan değil de farklı yönden hakikaten gördüm yani. Bir de belgenin diyet yaptığı neyse o işte karışımı. İnşallah onu da bir videoda bugün yapabilir miyim bilmiyorum. Ya da başka bir videoda yaparım. Biliyorsunuz belgenin Hakan'cığımdan pek vakti olmuyor. Yani bekliyor, ilkliyor. Daha küçücük kuzum benim gene. Belki de dur bakayım, belki onu da yapabilirim. Olmazsa daha bundan sonraki videoların bir tanesini de yaparım. Çünkü çok kişi bunu hep soruyor. Vallahi inanın ben yalancı da çıkmış gibi oldum. İnan bana fırsat olmuyor. Tam çekelim diyoruz. Çocuk uyukluyor, etliyor. Hani ben ona dedim ki sen kendin yap diyerekten diye. Yoksa bana kalsa ben ondan yaptığı ölçüleri alır. Hemen anında geçer sizlere yaparım. Hani ben onun kendisinin çekeyim diyerekten diye böyle biraz sürüncemede kaldım. Ama neyse yaparız kız. O da hakikaten baya baya da verdi yani. Evet bir bakalım şimdi gidelim. Hakan'ımıza bakalım mı? Feyza şimdi şey pişirecek. İçli köfte pişirecek. Oh, afiyet olsun bize. Hazır da olunca ne güzel oluyor. Ay böyle konuşmak da bir şey oluyor. Ve bu arada yorumlarınızda
hangisini? Evet, çok hareketli. O var ya, kıpır kıpır, o da benim gibi, belgin gibi. Hiç durmaz. Hiç, hiç maşallah. Öpüyorum buradan onu da. Gülcancığımı, ellerine sağlık diyorum. Yine tekrar, şimdi yiyeceğiz, aklıma geldi. Çok hareketli. Evet, şimdi nereliydi? Ben onu sordum. Bak vallahi gene unuttum kız. Vallahi unuttum. Bazı arkadaşlar sormuş nereli diyerekten diye. İnanın sordum da unuttum. Gümüşhane miydi acaba? Neyse, ben onu tekrar iyice öğrenirim nereli. Ama nereli fark ediyorum yani. Fark etmiyor kesinlikle de. Ama dediğiniz gibi elinin bir de lezzeti var. Ben onu sarmasının, içinin hazırlamasına bayılıyorum. Süper oluyor. Kız 2 saatte sarma pişiriyor. 2 saatte sarma pişiriyor o. Tadı oradan geliyor, nereden geliyorsa bayıldım. Ben onun ilk sarmasını yediğimde, biliyorsunuz İsmail'imizin bizim geçen sene mi, evvel sene mi, okullar açık olduğu bir zamanda, en son döneminde doğum gününü dışarıda yaptık. Tabii ki çekmedik onu. O zaman işte sarmalar, yiyecekler, oradan belgin bir yer ayarladılar. Doğum günü yapılan yer, yani böyle güzel bir bayanın yeri. Gülcan da zaten orada oturuyor. O sarmalar yapmış, neler yapmış. Orada ilk defa yedim. Ay dedim, harika dedim. Bunu kim yaptı içini? Belgin öyle dedi. 1,5-2 saatte pişiriyor sarmayı. Nasıl pişiriyor? O zaman tencerelerden böyle sarmış. Canım benim ya. Onlar işte çok kanki böyle. Onların ikisi birbirine çok şeyler. O ona gidiyor, o ona koşuyor, o ona koşuyor. Birbirlerini tamamlıyorlar diyelim. Aslında böyle dostluklar, arkadaşlıklar çok önemli. İnsanın hayatında 1-2 tane olacak. Fazla değil ama. Fazla oldu mu olmuyor. Fazla oldu mu kantarın ucu kaçıyor, gidiyor. Olmuyor. Benim bu kiraz çayının dediğim gibi faydasını nasıl gördüm diyeceksiniz. Hemen şu an hiç tartılmadım daha. Gerçi köle açısından demiyorum, daha yeni başladım. Ama bağırsaklarımda bir yumuşama içtiğim zaman evet, onu çok fark ettim. Yani o yönden inanıyorum ki devam edersem büyük ihtimalle faydasını göreceğimden eminim. Yani hissediyorum onu. Tavsiye ediyorum size de. Şimdi onu hep beraber gideceğiz. Mutfağımızda yapacağız. Önce Hakan'ımız uyumuyorsa bir Hakan'ımıza bakalım mı? Hep beraber. Kara kuzum benim. Öyle seviyorum onu. Kara kuzum benim. Evet, hadi hep beraber bir Hakan'ımıza bakalım. Eğer uyuyorsa mutfağımıza geçelim. Çünkü benim az kaldı çayım. Bir yarın sabahlık var. Tabii onu şimdi kaynatıp tekrar dinlenmesi lazım. Ertesi gün dinlenir. Akşam koyarım dolaba, devam ederim. Evet, hep beraber bir bakalım. Kızım ne yapıyorsun? Kızartıyorum. Neyi? İç köfteyi. Evet, bak hazır olunca arkadaşlar ne güzel. Oh, mis gibi. Bu bizimkimizin sardığı sarma mı? Aç bakayım. Hayır, bu Ecin'le... Ecrin'le derin suyla sardım. Bak bunu Ecrin'le derin suyla sar. Ama kısa altın anneannem. Böyle pişmez. Ecrin'le derin suyla sardıkları sarmaları da pişiriyorlar. Hazır olunca haliyle böyle oluyor ya. Değil mi? Evet. Hazır olun. Hemen buzluktan çıkar koy. Aman güzel kızım benim. Bir daha sana söz katana demeyeceğim. Kötü bir yorum aldım. Feyza'ya öyle demeyin dediler. Aslında dedim o kötü bir kelime değil. Hani böyle yapılı, edili, güzel. Ya ben rahatsız olmuyorum. Annesinin gavrusu. Hayır, hadi bakalım kız. Onu da çok... Kızarmadı da. He, çok altını açma. Biraz kısıkta. Oh oh, bunu bir de yerken çekerim şimdi ben. Tamam. Ballandıra ballandıra. Atınca hemen alevinde şey yap kızım. Altını kıs, biraz şey yapsın. İsmail, o zaman yağ çekmez mi? Hayır canım, çeker mi o yağ? Çekmez. Ha, şimdi öyle birazcık dursun. Ondan sonra ne yaparsın? Azıcık kızartmak için altını açarsın. Böyle kısık ateşte pişer. Çiğ bir şey yok ki zaten. Bir bulgurlar pişecek. Tamam işte. Birazdan açarsın, kızartırsın. Tamam. Oğlum bak ya. Hakan. Uyku arkadaşı da yanında.
Tombik bacaklı oğlum benim. Bir anneci bir anneci. Az önce annesi ablasının kucağında. Annesi oğlum diye ağza yırtılacak gülerken. Bir gülerken çekemedik onu. Değil mi İsmail? İsmail sen ne yapıyorsun anneanne? He? Abo döveydin. Sesi çıksın diye bak yüksesini yükselttim sonra dövmek. Oğlum bir de. Bir tane daha sana çantayı. He değil mi kızım? Yok canım sadece sesi yüksek şey alsın diye. Aferin oğluma benim. Evet sen de desene anneanne sesim çıkmıyor. Seslen seslen yüksek sesle konuş diyorsun. Sen aslında doğrusun oğlum hakikaten. Bazen diyorum ya yüksek sesle konuş diye. Ondan konuştun değil mi paşa? Güzel gözlü oğlum benim. Bu da kara... Oğlum benim. Sanki gözleri renkli gibi olacak bunun da ya. Yeşil gibi. Hah ben diyecektim. Böyle lercivek gibi duruyor çocuğun gözleri. Ben yeşil dedim. İlk evet, defa lercivek. Lercivek dedim. Ama öyle değil mi? Yeşil koyu yeşil. Evet. Bak. Küçük evi. Bir gülse deme küçük evi. Boynu bir kitler. Ne dedi oğluma annesi? Küçük Emrah, küçük Emrah. Bu mu küçük Emrah? Ay! Ne yapıyorsun sen? Hadi aşkım. Bir konuş da gülsün bakalım. Hadi anne, sana gülüyor. Anne senin güzel oğlu bu. Yakışıklısı, tatlısı. Hadi. Ne yapıyorsun anne? Uykusu var herhalde. Gülesi yok. Uyuyacak o ya. Uyuyacağı için şimdi bilmiyorum. Neyse evet biz birazdan kiraz çayımızı kaynatalım. Evet arkadaşlar mutfağımıza geçtik. Vatanımıza baktık. Uykusu vardı. Tek gülme tarafında denildi. Arkan kızım bunları unutma. Evet şimdi ben önce bir şöyle 40-50 tane yazıyordu arkadaşlar. Kiraz sapının kurutulmuşu. Ben şöyle bir tutam attım. Önce bir kaynattım içtiğini göstereyim. Dinlerimde şöyle bir renk alıyor. Sabahları aç karnını bir çay bardağı içiyorum ben. Şimdi bunun içine 3 su bardağı su koyacağız. Yani 3 su bardağı su koyacağım. Kızım da şeyleri pişiriyor. Kaç tane pişiriyorum bizim şeyi? Evet arkadaşlar 10 dakika kaynatacağız. Verilen süre 10 dakika diye yazıyor. Belki de daha çok fazla kaynatırsan koyulaşır anasıyla olabilir. 10 dakika kaynattıktan sonra buz gibi dışarıda soğutuyoruz. Ondan sonra dolabımızın içine alıyoruz. Ben bağırsaklarımda bir yumuşama gördüm. Ciddi söylüyorum. Sen de yapabilirsin. O da bitti ya. Çeşmeyi açacak yani. Sen de içebilirsin ha. Ben bunu... Ne kadar içiyor? Sabahları aç karnına bir çay bardağı. Evet. Bunu bitirelim. Ondan sonra daha fazlasını yaparız. 6 çay bardağından beraber. Tamam. Yani 6 çay bardağı kaynatırız. Burada kaç çay? 3 çay bardağı. Oo. Ne güzel yenir şimdi bunlar ne güzel. Ben şimdi içtim siz. Şunlar şimdi herhalde. Değil mi? 1, 2, 3 onlar soğuktur. Şimdi yemeyeyim. Birazdan yerim yani hep beraber. Evet ne yapıyoruz? Kaynasın. Kaynadıktan sonra güzelce soğutmaya alacağız arkadaşlar. Evet. Kiraz saplarımızı kaynamaya koyduk. İnşallah faydasını göreceğim. Hani ben hemen hemen bir haftaya yakındır başladım içmeye. Bir bağırsaklarımda yumuşama yani o şekilde. Bakalım verebilecek miyim? Tartılmamıştım ama az önce tartıldım. Size söylemeyeyim onu. Onu size söylemeyeyim. Bakayım faydasını şöyle bir ay sonra tekrar tartılacağım. İnşallah faydasını görürüm. Kız vallahi bir de kendimizi heba etmeyelim. Neyse ama o da kötü bir şey değil ya. Su niyetine kiraz suyunu sapı içer gideriz inşallah başka şeylere. Ya biraz da irade meselesi. Bak benim bu en büyük abla
Tabii çok çok yıllar önce, daha buraya Antalya'ya taşınmadan önce gene eskilere gidiyorum bak. Kadın gene eskilere gidiyor. O aşırı kiloluydu o da. Şu an yine kilolu. Fakat o zamanlarda kiloluydu. Kim? Büyük teyze. O buraya taşınmadan önce nereden baksan herhalde bir 20 sene falan oluyor benim bahsettiğim. Bana gezmeye geliyorlardı. Anam bana bir gezmeye geldi, ben şok oldum. Öyle böyle değil. Nasıl verdin o kiloyu? Hayret ettim. Biraz da bazına dikkat edeceksin. İnanın benim mayomun içine girdi. Ben bu kadar kilolu olmadığım halde. Bahsetmiştim ben size. Ben 47-50'yi geçmezdim ben. O aşırı da kilosu vardı. Dedim abla sen ne yaptın böyle, bir gördüm. Tek yaptığı yeşil elma. Yeşil elmayı tabii gezmeye geldi, bende kaldı. Sabah baktım kalktı, hiç kahvaltı yapmadı. Sadece bir tane yıkadı kavurunla beraber. Kütür kütür yeşil elma yedi. Ondan sonra sırtını şöyle yere oturdu, kanepeye dayadı. Yaptığı bazı bir hareketler vardı. Onlar tam aklımda değil. Ama döndü bana dedi, denize gideceğiz, ver bakalım dedi mayolarından bir tane dedi. Çıkardım verdim, oldu. Biraz da ne diyorum, irade meselesi gerçekten. Bazını tutarsan, benim gibi löp büdük löp büdük yutarsan kusura bakma. Hele bir de gece kalkıp yersem hiç olmaz o. Bazı arkadaşlar demiş, ne yaparsan yap diye öpüyorum buradan sizleri. Ekmeği keseceksin. Şimdi adı aklıma gelmiyor. Ekmek hayatta yemeyeceksin. Kız yemeden duramıyor. O ekmeği illaki yiyeceğim ben. Ama keseceğim. O ben ekmeği. De verdiydim bir ara, şimdi yine veremiyorum. Değil mi? İşte bir ara ekmeği... Ama annem sürekli şey diyordu. Kilo aldın, kilo aldın. Annem de mesela asla vermezdim. Farkında değildim çünkü kilo aldım. 10 kilo falan verdiydim herhalde. Böyle, hani 1.50 evet. Böyle 60 kilo varil gibiydim bir ara. Sen o kadar değilsin ama sen şimdi tam büyüme çağındasın. Anneannem şey uzayabilirsin, verebilirsin. Senin yaşın kaç? 14 mü? 15. 15'miş. 15'e girdin mi? Hey 15'li, 15'li. Enişteme kalsa ben şimdi 15 yaşındayım, 16'ya gireceğim. O nasıl hesaplıyor bilmiyorum da. Hatta abimle de telefonda doğum günü kutlarken şey dedi. Şey devlet mi dedi? Devlet yaşına göre dedi 17'ye girdim ama bence 16'yım dedi. Ve kimliğe göre 17'ye girmiş. Ben o zaman 16'ya gireceğim. Neresi 15'e gireceğim. Bir yaş var yani. Evet. En iyi annenler bilir. Doğuran onlar. Ben bile bilmiyorum. Doğuran onlar. En iyi onlar bilir. Herkesin tabii hesaplama işi var. Yani demek istedim şimdi 15'te olsan neyse. Sen daha boya gideceksin. Daha sen vereceksin. Ama benim gibi değil yani. Ben zor. Ama annen bak. Maşallahı var vallahi. Nasıl verdi hemen. Evet. Evet demek istediğim ablam öyleydi, ben şok oldum. Aşırı topluydu. Şimdi tabii ki gene toplu. O da vazgeçti artık uğraşmaktan. O zamanlar öyleydi. Aman sağlık olsun ne yapalım. Dediğiniz gibi ekmeği kesmek lazım. Bazılarınız öyle demiş. O ekmeği kesmediğin sürece asla, doğru söylüyorsun. Katılıyorum size. Aklıma gelmişken tekrar söylüyorum. Buradan Bulgaristan'a öpücükler gönderiyorum ve selamlar gönderiyorum hayatım. Birazcık herhalde söylemedim diye yorumlarda şey, kız unutuyorum be, kafa mı kalıyor? Neyse hadi bu kadar, bu yeter. Yarın inşallah daha farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Geleceğim mi? Böyle yapıyor karşılar. Neden? Sen kapat. Belki kapatamıyorum sensiz. Kapatasın, kapatasın. Belki kapatamıyorum. Neyse tamam, gelmeyecek kızım benim. Evet, sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın, hoşça kalın.